Khashoggi cinayetini takip ediyoruz birkaç programdan beri. Khashoggi cinayetinde yeni gelişmeleri biraz konuşalım. Ondan sonra diğer başlıklara geçeceğiz. Şimdi İbrahim Karagül Yeni Şafak'tan ilginç şeyler yazıyor. Yani havuz medyası ilginç şeyler yazıyor ve şunu diyorlar. Barbar bağırıyorlar. Kaset elimizde diyorlar. Kaset elimizde ve artık Veliaht Prens'in işi bitti diyorlar. İpi bizim elimizde diyorlar. Bundan sonra hayatta da kral olamaz diyorlar. Ve çok iddialılar bu konuda. Ne diyorsunuz arkadaşlar? İki yönü var bence meselenin. İşte bugün Karagül'ün de yazdığı, bizim de birkaç haftadır konuşmaya çalıştığımız, acaba Veliaht Prens'in kaderini tayin edebilir mi bu Khashoggi cinayeti meselesi? Eğer Amerika başta olmak üzere bir küresel mutabakat sağlanırsa bu pekala mümkün. Ama küresel mutabakat sağlanmazsa Amerika başta olmak üzere bu mümkün mü? Sanıyorum iki program önceydi. Bu hayal. Şundan dolayı hayal. Bir örnek vermek isterim. İşte 8-10 yıl kadar önce Erdoğan bir Lübnan ziyareti yapmıştı ve Suriye ilişkilerimizin iyi olduğu, Rusya ilişkilerimizin iyi olduğu falan filan dönemde uçaktan bir röportaj geldi. Hani malum gazetecilerden bir tanesi o röportajı alıyor. İşte o uçakta bulunan Erdoğan'ın mahiyetindeki gazeteciler aralarında anlaşıyorlar ve aynı gün yayınlanıyor. Biz çalıştığım gazetede o dönemde röportaj geldi. Röportajda Erdoğan'a sorulan şöyle bir soru var Lübnan dönüşünde. Hükümeti kurma görevini kime verdiniz sorusu. Ben tabii bu yani yalakalık diye tabiri hiç kullanmayı sevmem ama artık bu zirve cümle karşısında dönemin yayın yönetmenine gitmiş ve demiştim. Ya Allah aşkına bu soruyu kim sordu? Bu adamı niye uçaktan atmadınız siz? O da Yiğit Bulut'un soruyu sorduğunu söyledi. Peki dedim kenara çekmediniz mi Yiğit Bulut'u? Acı bir gülümsemeyle muhtemelen o soruyu ona Erdoğan sordurmuştur. Bana böyle bir soru sor demişti. Bu çok önemli. Hani Türkiye'nin kredisinin çok yüksek olduğu bir dönemde Lübnan'da hükümeti kurma görevini kime verdiniz? Şimdi Lübnan'da hükümeti kim kuruyor? Lübnan'da hükümeti Suudi Arabistan ve Hizbullah kuruyor. Türkiye nerede? Türkiye kriminal muamele görüyor şu an Lübnan'da. Hem Suudi Arabistan tarafında hem Hizbullah tarafında. Hizbullah'ın istemediği aday Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilemiyor ve Başbakan da her dönemde Suudi Arabistan belirliyor. Bunu şunun için anlatıyorum. Türkiye'nin tek başına bir küresel mutabakat sağlamadan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'i tayin edebileceğini düşünmek için İbrahim Karagül olmak lazım. Başka bir şey söylemeyeyim o konuda. Diğer mesele konuyla ilgili olarak ilginç bir gelişme oldu dün. Malum savcılık, İstanbul Başsavcılığı açıklama yaptı. Bu Suud Başsavcısının gelip gitmesinden sonra ve Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü, işte işbirliğine de çok yanaşmadığını Suud Başsavcısının söyledi. Belki o konuyla ilgili Adem'in söyleyeceği benden daha fazla şey vardır ama bir şeye dikkat çekmek isterim. Türkiye'nin en önemli ceza hukukçularından ve 2005'te yanlış hatırlamıyorsam Türk Ceza Kanunu reformunun mimarlarından İzzet Özgenç dün savcının açıklamasından sonra sıcağı sıcağına açıklama yaptı. Ve şunu söyledi özetle. Ceset ortada yok. Ceset ortada olmadığı için şu an Khashoggi için sadece hukuken kayıp diyebiliriz. Savcılığın açıklaması doğru olmamıştır. Çünkü hukuken ölmüş diyemeyiz, öldürülmüş diyemeyiz. Elimizde ceset yok çünkü. Ve daha ilerisi Türkiye konsolosluk topraklarında işlenen bir cinayetten dolayı bunun hakkında işte ses kaydı varsa, başka kaydı varsa, bilgisi varsa yargılama yetkisine sahiptir. Olayı engellemek için müdahale yetkisine de sahiptir. Türk makamları Khashoggi cinayetinde en hafifinden görevi ihmal suçu işlemiştir diye tweet attı. Görevi Çünkü ihmal suçu dışarıda işlemiştir. olayı dinlediği Tabii. halde müdahale etmiyorsa dediğin gibi aynen. Evet. Yani Khashoggi cinayetini daha uzunca bir süreyle konuşacağız gibi görünüyor ama gerçekten orada çok önemli bir şey var. Ceset ortaya çıkacak mı? Muhtemelen çıkmayacak diye düşünüyorum ben. Türkiye bunu Bence siyasi... hiç çıkmayacak. Evet. Yani muhtemelen değil, %100 çıkmayacak. Evet ve Neden Türkiye... çıkmasın? Neden çıkmasın? Çünkü cesedi bulduğunuz anda cinayete dair bütün realiteye ulaşırsınız. Yani cesedi isterseniz 5 sene sonra bulun. Adli tıp, kriminoloji bu konuda çok iyidir. Yani bir cesedin çürüme zamanı, iç organlarının, kemiklerin, yani bunların hepsi veridir. Siz bir cesede ulaştığınız anda o cesedin
ne şekilde öldürüldüğünü, nasıl öldürüldüğünü, ne yapıldığını çok detaylı bir şekilde yıllar geçse bile ortaya korsunuz. Bu dolayısıyla ben cesedin bulunma ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Ya peki AKP'nin neden bu işine gelmesin? Bu zaman söyledikleri senaryoların ne kadar doğru olduğu olmadığı ortaya çıkacak. Belki kendi izleri. Bugün belki Adem o konuya girecektir. Sanıyorum Washington Post'ta yine Türk yetkililere dayanarak bir bilgi var. Cesedin asitle eritilmiş olması. Sanıyorum kamuoyunu yavaş yavaş ve dünya kamuoyunu da cesedin bulunmayacağına ikna ediyorlar böyle. Ceset bulunmayacak. İzzet Özgenç'in söylediği bir başka şey var. Hukuken ki teknik olarak da bu mümkün. Cesedin, pardon, Khashoggi'nin iade edilmiş olma ihtimali bile hukuken mümkün. Yani şu an hukuken aksini söylememiz gerektiren verilere sahip değiliz bile diyor. Ama Türkiye'de hiçbir şey olmadığı gibi Khashoggi cinayeti hukuk zemininde tartışılmadığı için bir siyasi pazarlık dönüyor. Ve bu siyasi pazarlıkta Türkiye umarım bir şeyler kazanır ama başta söylediğim şeyle tamamlayayım. Türkiye'nin veliaht prensin geleceğini belirlemesine inanmak için hayal görmek lazım. Evet, oradaki uluslararası yani dünya devlerinin diyelim güçlerinin mutabakatı dediğin gibi burada çok önemli. Bir de ayrıca şu da var, yani diktatörlüklerle yönetilen ülkelerde diktatörlerin kaseti çıktığında hiçbir işe yaramadığını biz bunu tecrübe ettik ve öğrendik değil mi? Hiçbir işe yaramıyor. Çünkü o diyor ki o diktatör halkına, ya bu dış güçlerin diyor içeride bir şeytan üretiyor. Onları gidiyor hapse atıyor, sürdürüyor, eziyet ediyor. Bir cadavı başlatıyor. Millet ona tapınan teba da ona inanıyor. Çünkü medyası bilmem nesi var o diktatörün. Her şey ona göre planlanıyor. Suudlular da bu şekilde ha öyleymiş dış güçler tarafının oyunu bunu diyecekler. Veliaht Prens yine diktatörlükler yöneten ülkelerde olduğu gibi yine bizim tecrübelerimiz gösterdi ki bu kasetler bir işe yaramıyor. Ama dediğin gibi uluslararası güçler bu konuda dur kardeşim demediği sürece Veliaht Prens'e bir şey olmayacak. Peki burada bağlayalım mı? Khashoggi cinayeti bir başka epey başlıklar var. Birkaç nokta söyleyeyim. Dikkat çekici olay şu. CIA Başkanı Hasper'in Türkiye'ye gidip görüşme yapmasından bir hafta bugüne kadar yani düne kadar, perşembeye kadar olan sürede Türkiye'den hiçbir haber çıkmadı. Bu çok ilginçti. Çünkü cinayetin, suikastin başından bu yana kademe kademe bilgi sızdıran, daha doğrusu servis eden Türkiye, CIA Başkanı'nın ziyaretinden sonra yaklaşık 10 gün boyunca hiçbir haber sızdırmadı, hiçbir haber servis etmedi. Bu çok dikkat çekiciydi. Yani burada şu yorumlamak mümkün. Şimdi CIA Başkanı'nı dinlettiler, dinletmediler o muallakta. Çünkü Washington Post'a göre dinletilmedi, Reuters'a göre dinletildi. Çünkü burada hep monopolcu, yani Türkiye tarafından bir tekel durum söz konusu olduğu için bilgiler oradan çıkıyor. Yani başka bir alternatif kaynak şu an yok. Bir yerden bir şeyi çek edemiyorsunuz. Bu dikkat çekici. Acaba CIA Başkanı'ndan fırça mı yediler? CIA Başkanı ellerinde ne olduğunu bildiğini mi ima etti? Günlerce ses çıkmadı. Daha ki Perşembe günü Washington Post'ta asitle eritme senaryosu ortaya çıktı. Bu da Doğan'ın dediği gibi şunu gösteriyor. Artık Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika'nın cesedin bulunamaması üzerinde mutabakata vardı. Bu plan üzerinde uzlaştığını gösteriyor. Ve buradan siyasi çıkarlar. Yani acı olan şey şu. Bir gazeteci vahşi bir şekilde katledildi. Türkiye toprakları içerisinde oldu bunlar. Vallahi yeri Türkiye. Evet. Yani evet, çok önemli. Yani. Ve konsoloslukta olmuş olsa bile sonuçta Türkiye toprakları içerisinde oldu. Türkiye başından beri olayın içerisindeydi, izlediği her şeye şahit oldu. Hiçbir şey yapmadı. Katillerin kaçmasına göz yumdu, konsolosun gitmesine göz yumdu. Bütün bunların sonrasında kademe kademe tamamen bir hani bunu işte diplomatik başarı olarak ya da ne bileyim bir işte strateji dehası gibi satmaya çalışıyor. Havuz ben katılmıyorum. Yani Türkiye'nin şu yaptığı, Khashoggi cinayetinin başından sonuna kadar izlediği şeylerin hepsi aslında bir hem diplomasi hem de hukuki faciadır. Bunu faturadan çok ağır öder Türkiye. Yani bu konu kendi denkleminde tartışılmaya başladığı zaman faturası Türkiye bunun ağır çıktı. Yani şu anda bakmayın havuzu işte biz çok iyi yönetiyoruz. Bilgileri sızdırarak Suudları köşeye sıkıştırdık. Amerika'yı, Avrupa'yı Suudların üzerine saldık şeklinde böyle bir böbürlenme hali de var havuzda. Ama az buçuk diplomasiyi bilen, az buçuk uluslararası hukuk bilen herkes diyor ki bu işlemin sonucu Erdoğan için çok hayırlı olmaz. Bu parantezi kapatayım ama görünen şu, benim de beklentim giderek o yönde. Yani daha doğrusu artık pekişti. Ceset bulunamayacak. Çünkü ceset bulunduğu anda dediğim gibi her şey aydınlanıyor. Yani adli kriminoloji bu konuda çok iyi. Cesedi bulamayacaklar. Ceset faili meçhule gidecek ve konu bu şekilde soğutmaya bırakılarak kalacak. Burada zaman içerisinde dediğim gibi işte dönem pazarlıkları, ticari boyutlarını vesaire birileri çıkar anlatırsa öğrenir. Ama onun dışında ben bu konunun bu şekilde soğutulmaya bırakılacağını bekliyorum.
Bir cümle belki şey olabilir, faili meçhul kısmı önemli. Faili meçhul sicilimizde yeni bir cinayet daha işlenmiş olur. Öldürülen Kaşıkçı, işte hep konuştuğumuz gibi Suud Konsolosluğu'nda öldürülmüş olsa bile Türkiye'de bir faili meçhul cinayet daha işlendi ve muhtemelen o cinayetin de faili meçhul kalacak. Bir de söyleyince hatırlatmış oldum. İlginç bir nokta var, o da şu. Malum sürecin başından beri Daily Sabah ve A Haber, malum hükümet tarafından buralara servis edilen görüntülerle gündem oluşturuluyordu. Geçen hafta konuşmuştuk. Vice News'te çıkan video sonrasında işte orada Abdurrahman Şimşek ve Nazif Kahraman diyordu ki işte önce konsolosun odasını aldılar, sonra ikinci oda, sonra üçüncü oda da yapıldı vesaire. Şimdi tabii bu haber uluslararası dikkat çekti. Nasıl yani, nasıl bir kayıt bu? Acaba kayıt cihazı üzerinde miydi, tartışmaları alevlenince? Çarşamba günü A Haber'de gördüm. Bizim bu malum ekip toplanmış yine. Ve diyorlar ki ya aslında biz öyle bir şey dinlemedik. Biz bu haberlerin hepsini yabancı basından dinledik. Biz öyle bir şey bilmiyoruz noktasına döndüler. Muhtemelen biri kulaklarını çekti. Siz çeneniz çok düştü, her şeyi batırıyorsunuz demiş olabilirler. Ama bu dönüş enteresan bir dönüştü. Evet, orada o gazetecinin sabahı ziyaretinde söylediği bir sürü şey arada kalan bir söz vardı. Siz bu işte geçen sen söylemiştin Adem, bu kaydı siz dinlediniz mi? Hayır, dinlemedik ama dinleyenlerden duyduktan sonra her gazetecinin, her gerçek gazetecinin sorabileceği gibi sordu. Peki kim, bu istihbarat birimlerinin sizi yönlendirmiş olma ihtimali var mı? Tabii Türkiye'de böyle bir soru sorulamayacağı için Türkiye'de medyanın görevi istihbarat nereye yönlendirilmişse oraya koşmaktır. O nedenle şaşırmış olmadılar. Yok, biz kaynaklarımıza güveniyoruz demek diyetindiler.